Benimle görüşmek istemişsiniz müdür bey. Lütfen oturun. Bakın Hayat Hanım, ben demokrasi ve adalet kavramlarını kendine şiar edinmiş bir yönetici olarak konuyu yetkili mercilere aksettirmeden önce son kez sizinle konuşmayı uygun gördüm. Şimdi sakin, tek tek bana ne olduğunu anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Dün değil, ondan önceki gün evde 10B sınıfına ders soruları hazırlarken bir telefon aldım. Telefondaki kişi... Şimdi hemen gidip doğruları anlatacaksın Sevda. Burak, benden bunu yapmamı nasıl istersin? Okulda düşeceğim durumu düşünmüyor musun? Peki sen Hayat Hoca'nın okulda düşeceği durumu hiç düşündün mü? Ya bilmiyordum diyorum, bilmiyordum. Artık biliyorsun. Sevda, bak bu çevirdiğiniz iş yüzünden Hayat Hoca okuldan, hatta işinden dahi olabilir. Ya ona bunu nasıl yaparsın? Ya korktum. Ya seni kaybetmekten çok korktum. Asıl böyle yaparak beni kaybedersin. Bak Sevda, eğer müdür her şeyi anlatıp Hayat Hoca'yı yaklamazsa seni hayatımın sonuna kadar affetmem. Ya ne olursun yapma. Lütfen. Hala lütfen diyorum. Hala lütfen diyorsun ya. Sevda, bak son kez söylüyorum. Beni sonsuza dek kaybedersin. Peki. Gidip müdüre her şeyi anlatacağım. Hayat Hoca'yı kurtaracağım. Tamam, hadi o zaman. Ama bir şartla. Ne? Ne şart? Bir daha onunla konuşmayacaksın. Selam bile vermeyeceksin. Kim ya? Kiminle? Onunla. O Gözde'yle, süs köpeğiyle. Ya ne bu şimdi? Burak, söz ver bana. Konuşmayacaksın onunla, beni delirtmeyeceksin. Saçmalama Sevda ya. Burak, eğer söz vermezsen hiçbir şey anlatmam. Bak, söz veremiyorsun işte. Şimdi anlıyor musun beni? Niye bu kadar korktuğumu, niye bunları yaptığımı anlıyor musun? Tamam, söz! Söz veriyorum. Söz veriyorum, bir daha onunla konuşmayacağım. Lütfen. Geç olmadan Hayat Hoca'nın masum olduğunu anlat. Elim yüzümü yıkayım, gider anlatırım. Sen gelmiyor musun? Benim biraz kafamı toplamam lazım. Sen git.